kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ilk kez Günaydın'dan Merve Yurt Yapan'a konuştu. Ünlü sanatçı Alişan acı kaybın ardından yaşadıklarını bir bir anlattı. Kardeşinin gidişini güçlükle kabullenen Alişan, Selçuk Tektaş'ın tedavi sürecinde ne kadar zorlandığından da bahsetti. Hala gözyaşları dinmeyen Alişan şunları söyledi. Yaşadığınız acı kayıptan sonra işinize ne zaman geri dönebildiğiniz sorusuna tam 45 gün sonra işe döndüm. Selçuk hastanede yoğun bakımda yatarken günde 2 kere 10-15 kişiyle girip dua ediyorduk. Kapıda bekleyip ona güzel enerji gitsin diye sohbet ediyorduk. 15. gün Buse'nin omuzunda eğer Selçuk'a bir şey olursa ben bir daha bu işi yapamam demiştim. Nasıl şarkı söyleyeceğim, insanları nasıl eğlendireceğim diyordum. Kardeşim rahmetli olduktan sonra da aynı şeyleri düşündüm. 45 gün boyunca kendimle mücadele ettim. Selçuk benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda menajerimdi. Her işimde, her dakikamda yanımdaydı. Sahneye çıkıp onu görüp rahatlıyordum. Sahnede onu her göremeyişime kahroluyorum. Yaşamayan bunları bilemez. Ateş düştüğü yeri yakar lafını başına geldiğinde anlıyorsun. Ölümün bu kadar yakın olduğunu anlayamamıştım. İlk konserime çıkarken sakinleştirici içtim. Tir tir titriyordum. Yapamayacağımı düşünüyordum. Kardeşim ölmüş, bir ay sonra sahneye çıkıyorsun diye düşünenler oldu. Ama bu benim mesleğim. Ne yapayım? Yapacağım başka iş yok ki. Bugüne kadar ufak bir iki ticaret yaptım ve başarısız oldum. Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var. Onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım. Anneniz Suzan Hanım ile babanız Mehmet Bey kendilerini toparlayabildim sorusuna henüz iyi değiller. Ben kardeşimi, onlar evladını kaybetti. Annem dışarı çıkamıyor. Sadece mezarlığa ve bize geliyor. Babam ise her sabah mezarlığa gidip öğle ezanına kadar mezarlıkta duruyor. O şekilde rahatlıyor. Samimi bir şekilde söylüyorum. Evli olmasaydım, çocuklarım ve yeğenlerim olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Yapamazdım. Şu an sadece çalışmak zorunda olduğum ve Selçuk'un emanetlerine gözüm gibi bakmam gerektiği için ayakta duruyorum. Beni hayatta tutan çocuklarım ve yeğenlerim. Siz hayata nasıl döndüğünüz sorusuna, çalışmasaydım hiç toparlanamayacaktım. Her gün canlı yayınım bitince mutlaka kardeşim mezarına uğrayıp öyle eve geçiyorum. Dua mı ediyorum, olanları anlatıyorum. Merak etme, çocuklar, herkes iyi diyorum. Bazen kimseye anlatamadığım şeyleri gidip ona anlatıyorum. Selçuk Bey'in Covid sürecinde neler yaşandığı sorusuna, entübe olduğunda doktor, bize gelen en ağır hasta Selçuk dedi. Başlarda hiçbir şey yoktu. Hani Çin'de hastalığın ilk çıktığı zamanlar insanların bayılırken görüntüleri yayınlanıyordu ya, Selçuk da aynen öyle oldu. Buna stokin fırtınası deniliyor. Tedavi sürecinde neler oldu sorusuna, boğazını delip kardeşimin ciğerlerine oradan hava verdiler. Bir ay boyunca işlem gördü ama suratı melek gibiydi. Bayramın ilk günü ilk defa yanına girdim. Sarıldım, öptüm, bayramlaştık. Son vedamız o oldu. Eve gelince doktoru tekrar yüzüstü çevireceğiz dedi. Kötü giden bir şeyler olduğunu anladım. Kardeşimin eşine haber verdim. Hemen hastaneye gittik. 3 saat sonra ölüm haberini aldık. İstiyorsun ki bunların hepsi rüya olsun. Sabah kalktığımda her şey geçmiş olsun ama maalesef gerçek oldu.